Bu Toprakların kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Bursa Osman Gazi Bağlarbaşı Mahallesi'nden sesleniyoruz sizlere. Program konuğumuz Ekrem Güney Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekrem abi, sizi bir tanıyabilir miyiz? Ekrem Güney, öncelikle bizi izleyenlere selamlar, saygılar sunuyorum. Mekanıma hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Emekliyim. Zamanı bol bir emekliyim. Emekliyimde hobi olarak bunlara başladım. Güvercinleri zaten öteden beri de bakıyordum ben bunlara. Daha sonra da devam etti. Süse geçtim. Öncelikle mardinlere bakıyordum. Daha sonra süs güvercinlerine geçtim. Hı-hı. Çok geniş bir yelpaze güvercin deyince. Süs güvercinlerine iten sebep neydi sizi? Yani şekil anlamında mı yoksa? Şekil anlamında, görsel. Süs güvercinin... Görselliği, evet. Çünkü genelde %90'ı sakin mizaçlı hayvanlardır. Evet. Süs adı üstünde. Süs hani şey kostüm evet. Kuşu olduğundan genelde sakin hayvanlardır. Mardin işte genelde işte uçurulan hayvanlar. Evet, evet. Farklı klasmanlar aslında. Tamamen farklı klasmanlar birbirinden. Kesinlikle farklı. Evet. Yani bunlar oda kuşu. Evet. Masa evet, kuşu, oda evet. Kuşu. Diğerleri işte evet. Çatı kuşu, baca kuşu. Evet. Daha insanla iç içe biraz daha süs güvercinleri size görsel olarak hitap ediyor. Yanında vakit geçirdiğiniz zaman daha çok keyif verdi bana. Evet. Çok eski senelerden ama o zamanki mardinleri de ben şimdi göremiyorum. Çok güzel taklacı mardinlerim vardı o zaman. Engin Ayvas, buradan selamlarımı sunuyorum kendisine. Evet, bize selamlarımı sunuyor. Bahçesine konuk oldum bir gün. Kümesine konuk olduk. Bir çift mardin hediye etti bana. O gün başladı bizim güvercin sevdamız. Evet. O gün bugüne vardı. 2 sene öncesine kadar mardinlere bakıyordum, uçuruyordum. Uçurma biraz daha farklı dediğiniz gibi. Yani hı. O kuşu performansını yüksek tutmanız lazım. Sürekli uçurmanız lazım. Ama süs güvercinlerin görseli biraz daha çekti bizi. Evet. Biraz daha renkleriyle, şeyiyle. Önce çaykalar ilgimi çekti. Çaykalarla başladım. Ardından işte mantollarımıza geçtik. Sonra hünkari güvercinleri ilgimi çekti. Hı hı. Hünkariler çok özel, çok hı. Farklı güvercinler. Daha zekiler, diğerlerine göre daha duyarlı. Besleyen kişiye de yakınlık duyuyorlar ve tanıyorlar hı-hı. Sizi. Hı-hı. Elinizden yem yiyorlar. Şimdi konusu gelmişken hünkârlardan bir çift evet. Alalım, izleyeceğimizi anlatalım, öyle evet. Anlatalım hünkârlardan. Evet. Evet. Şurada güzel bir örneklerimiz var. Türünün de en güzel örneklerini bulundurmaya çalışıyorum kümesinde. Ne güzel, maşallah. Şimdi aynısında bir takım da altta yavru da var herhalde, evet. Yumurta, evet, yumurtaya yatmış olan var. Evet. Onlar da yumurtaya yatacaklar. Hünkârının özelliklerinden bir bahsedebilir miyiz? Biz daha evet. Önce hünkârı %100 Türk. Kendi yerli ırkımız. Yerli bizim. Irkımız, Osmanlı evet. Irkı. Milli ırkımız. Evet, milli ırkımız. Hı-hı. Yani ana vatanı İzmir, Manisa geçer. Hı-hı. Şehzade Sarayı'nda bu geliştirilmiş, melezlenmiş bir ırk. Hadi zaten işte oradan geliyor hünkârı. Evet, hünkârlardan, evet. Hünkârların evet. Beslediği hayvanlar anlamında. Bunlar hepsi birbirinin benzeri fakat ayrıştıkları nokta renklerinden dolayı ayrılıyor. Hı-hı. İki ayrı grupta adlandırılıyor. Gövdesinin tümü beyaz olup sadece kanatlarında ve kuyrukta renk olanlar evet. Ve gövdesinin tümü renkli olanlar. Blondinet dedikleri bir tane onun örneğini vereyim isterseniz. Verilen, onu almadan önce verilen evet. İsim yabancı bir isim. Yabancı isim. Hayvan Türk. Zaten bunlar yabancıların eline geçmiş. Daha sonra biz bunları dışarıdan temin ediyoruz. Bunlar hepsi dışarıdan gelen, yabancı ülkelerden temin ettiğimiz damızlıklar. Neyse ki ülkeye tekrar toparlamışız yani. Evet, evet. Bu anlamda, şimdi artık kıymetini bileceğiz bunları. O tatmin edici son bir şey. Son zamanda yani. Duyarlılık oluştu. Evet. Bu kuşlara karşı da bir ilgi var. Çok ilgi var. Irk özelliklerinden biraz bahsedebilir evet. Miyiz? Hünkârı ırkının özellikleri yani kafa yapısının. Evet. Şimdi biraz bahsedebilir miyiz? Kafa yapısı evet. Nedir? Tepe yapısı var. Evet. Bir tepesi var. Şimdi kanat üzerindeki renkler bu çavuşlu dediğimiz türden. Çavuş dediğimiz ne? Mavi çavuşlu. Şu, şey evet, çizgi mi? İki tane çizgi. Polonlar evet çavuşlu. Aha. Tepe üzeri düz olması makbul. Kafasının üzeri düz olması. Gaga, göz ve tepe seviyesinin aynı hizada olması. Tepe enseye kaydıkça bir orantımız olacak kalitesi yani orada. Düşüyor evet. Aha. Orada bir orantı aranıyor. Evet. İri kafalı olması, kısa gagalı olması. Normal bizim bangolar bunlardan mı çalışılmış artık bilmiyorum ama. Bunların bangoları yozu biraz... diye düşünüyorum ben. Onlar ha. Biraz daha yerli kalmış, yerli ırk. Üzerinde evet. Irk çalışması yapılmamış. Aha. Daha ham olarak düşünüyorum ben onları. Aha. Bunların üzerinde ırk çalışması yapılmış, soy ağacı takip edilmiş. Evet. Belli ırklardan gelen.
Yine renk özellikleri kuyrukta. Şu hünkari padişah mührü de denen mühürler olacak kuyruk uçlarında. Hı hı. Paçalar tırnakları geçmeyecek şekilde olması lazım. Tırnaklar gözükecek. Tırnaklar gözükecek. Evet. Ayakların üzerine örtecek ve tırnaklar gözükecek. Aranan özellikler. Mardinler'deki gibi bunlar. Bol paçalı falan değil. Mardinler'de evet daha çok tüylü. Ne kadar çok bol tüy o kadar makbul. Şebaplarda. Bunların belli bir standardı var. Yani tüy uzunluğu da kısalığı da önemli. Irk özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Neler vardı? Yani ırkın özellikleri derken standartları neler? Yani standartları en şimdi kısa kafa yapısının... gagalısı en makbul. Kısa gaga, sıfır gaga olacak. Sıfıra yakın, yok sıfıra yok yakın, gibi. Aynen, sıfıra yakın. En makbulü bu mu? En belirgin özelliği de hünkârın bu mudur? Burun öne çıkacak. Burun boksör eldiveni gibi öne doğru çıkış şu çıkmış olacak. Evet, gözün evet, önünde. Evet, evet. Aynen. Aynen dediğiniz gibi tam boksör eldiveni aynen şeklinde bir. Baş üstü düz olacak yine dediğimiz gibi. Şu yani kısım. Bu çok güzel bir örnek yani elimdeki. En belirgin, en aran özellikler. Evet, evet. Kafa yapısı. Fırfırı olacak önünde. Fırfır dediğimiz çene altında gül, evet. Gül evet, diye gül bazıları. Olacak, ha, evet. Ya bazıları gül diyor, bazıları fırfır evet, diyor. Evet. Oriental fırfır, doğu fırfırı derler yani eski. Peki adıyla. Olmayanı da var mı? Bunlar da var genelde. Olmayanı bence mutlaka bir başka ırkla karışmıştır. Ha. Doğalı bu. Yani orijinali bu. Hünkârinin olması gerekeni bu. Şimdi konusu gelmişken başka ırkla karışmıştır dediniz ya. Ben onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani eşsiz kaldı diyerek işte bazen bazı çalışmalar yapılıyor. İşte maalesef hata yapılıyor. O hata yani yapılıyor. Lütfen ben bunu evet, hobicilerimizden, evet, işte üreticilerimizden evet, ricam olacak bunu bu şekilde evet, yapmasınlar. Çok çünkü önemli bir konuya temas evet, ettiniz. Gerçekten yani buna rastlıyoruz. Geçen hafta daha pazarda beyaz Volski ile siyah beyaz Volski ile kırmızı beyaz Volski'yi eş yapmış satıyor orada. Çok yanlış. Yani çıkacak olan yavru dedim nasıl gelecek? Bir tane yavrusu var diyor siyah verdi. Peki o siyah yavrudan çıkacak olanlar mutlaka kırılacak. Şimdi bir de üzülüyor insanlar. Yani işte pazar bulamıyoruz. Bazı kişiler için söylüyorum. Pazar bulamıyoruz. Pazarda fiyatlar düşük falan diye. Pazar bulamıyoruz için çıta yükseltmek lazım ilk önce. Aynen. Doğru kalite. Mu? Kalite. Ha, yani şimdi bunu. Özü daha doğrusu. Kesinlikle doğalı, öyle. Doğalı. Ha, bir tane erkek buluyor işte evet, uygun bir fiyatta tek erkek olduğu evet, için. Evet. Şöyle o vatandaş da o hayvanından vazgeçmiş oluyor. Tek erkeği buluyor. Bunu buldum aynen diye. Bunun aynı birebir aynı renginde bangosu var. Evet. Doğru evet mu? Birebir aynı rengi bangosu var. Var. Aynı. Bango dişi alıyor. Onunla evet, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu doğru olan boyut, bir şey değil. Boyut küçülüyor. Gaga yapısı değişiyor. O hayvan kırılıyor. Kafada bozuluyor. Her şey bozuluyor. Kesinlikle bozuluyor. Yani hünkârı değil o. Kendisi kendi kendine de daha sonra keyif alamayacak bundan ben tahmin ediyorum. Yani neye ulaşmak istiyoruz burada? Bu ırkı korumak. Tabii. Bu ırkı beslemekten keyif almak. Bunların hepsinden mahrum kalır yani bunu yaparsak. Ki bunu çok yapıyorlar. Çok rastlıyoruz buna yani. Üretim için yaptığınız özel bir çalışma var mı bunlarda? Hani ırk ıslahı anlamında bilgimiz pek yeterli olmaz o anlamda derseniz de. Yok yani renk çalışması falan değil. Değil. Ondan bahsetmiyorum. Yani şimdi üretimde mesela makaslamadır işte farklı evet, bir şey. Evet. Aha. Daha benim mesela yuva tertibatım farklıdır bakın. Aha. Her gördüğüm kümeste ankastre tipi yuvalar var. Bir market rafı gibi. Evet. Hayvanlar tünemesi için yeri yok. Şimdi güvercinler bir yumurta yaptığı zaman orada yavrusu çıkar. O yavru palazlandığı zaman, diken tüyünden çıktı, palazlandığı zaman yine yumurtlama ihtiyacı duyar. Eski yuvayı kullanmaz. Yeni temiz bir yuva arar. Tabii. Onun için ben çift gözlü yaptım. Burada yavrusu varken yan tarafa yumurtasını yapar. İkisine de birlikte ilgilenir. Önlerinde tünek olması çok önemli. Eşleşmesi açısından, rahat eşleşebilmesi, diğerlerinin kendilerini binip rahatsız etmemesi açısından evet, hepsine özel tünekleri olması önlerinde çok önemli. Yani kümesleri yaparken hayvanların yaşam tarzlarını gözlemliyorum. Yani ne şekilde yavrularını nasıl büyütüyor, yemledikten sonra nerede tünüyor, gecesini nasıl geçiriyor, eşiyle nerede daha çok vakit geçiriyor. Özel bir alanları olması lazım. Yani yerden zıplayıp hemen yuvaya girmiyor hayvan. Yuvasının önünde vakit geçirmek orada oyalanıp. Eşleşmede daha verimli sonuç alınıyor bir. İkincisi tüyleriyle ilgili de bir müdahalemiz oluyor. Kesiyoruz bazı tüylerini. Bu verimi arttıran unsurlar bunlar. Bu döllemedeki evet, sıkıntıyı evet, bitiriyor. Arttırıyor. Evet, aynı. Evet. Bunu Omskilerde, Volskilerde daha çok rastlıyoruz. O sınırlanıyor. Dik kuyruklu evet, tiplerde. Daha yoğun tüylü olanlarda. Peki
anaçlıklarından biraz bahsedebilir miyiz? Hünkârların anaçlıkları nasıldır? Bakıcılıkları. Biraz nazlılar bildiğim kadarıyla. Bakıcı olarak verimli değiller. Diken tüyünde yavruyu bırakıyorlar. Yani küçükken onun gagasını ağzına alabiliyor, yem verebiliyor çok küçükken. Evet. Bir süre sonra o tombikleşiyor, gagası kalınlaşmaya başlayınca yem veremiyor ve bu sefer açlığa mahkum kalıyor o yavru. Hmm. Ya biz doyuracağız, tabii o bazı enzimleri kusamıyor, bazı enzimleri bizim verdiğimiz yemle birlikte veremiyoruz. Evet. Bazı koruyucu maddeler de verdiğini ben düşünüyorum. Çünkü anneyin baktığı yavruda bakteri dengesi, yem dengesi, ona hazmedilmiş yem veriyor. Hani ben ne kadar da öğüterek bir kahve değirmenim var, onunla da öğütüp yavrulara destek veriyorum ama yine de anneyin vermiş olduğu yemin faydasını sağlamıyor. Tabii ki şimdi vücudun salgılamış olduğu bir takım enzimler var. Kesinlikle. Onları da o yolla almış bunları oluyor ama. Bunları veremiyor işte diken tüyüne hatta oraya bile getiremiyor. Küçükken daha yavruyu terk ediyor, bırakıyor, veremiyor. Uğraşıyor, veremiyor. Hmm. Bundan dolayı biz bunlara bakıcı kullanıyoruz. Bunlara kullandığınız bakıcılar hangileri peki? Hünkârların bakıcıları? Hünkârlara postalar en güzel bakıcı. Benim kendi tespitim. Hı. Öncelikle ben Mardin bakıyordum dedim ya zaten. Mardinler elimde, onlara manevi bir bağlılığımız da var. Çıkarmadım evet. Hani bakıcı yaparım diye ama bakamıyorlar. Yani güzel bakamıyor. En güzel bakıcı postalar. Şeyler hünkârlara posta, mı? Hünkârlara evet. Hünkârlara. Yılda bir takım kaç yumurta yapıyor? Kaç ağız diyelim daha doğrusu? Şimdi bunu 45 günle hesapladığımızda 7 veya 8 ağız yavru kendisi bakarsa bir güvercin. Ama hünkârilerde bu durum 15 günde bir yumurta alabiliyorsunuz. Öyle mi? 15 gün kadar sürüyor. Daha sonra bunları sahte yumurtada yatırırsanız bir 15 gün daha 1 ay yapar. Yani doğalını, sağlığını korumak açısından. Hı hı. Yoksa 15 günde bir yumurta yapar. Ama bu sefer sağlığını yitirebiliyor hayvan. İşin doğalı 45 gün. 45 günden yani, önce yumurta almamakta fayda almamakta var. Yani hayvan sağlığı için yoksa... Hayvanın sağlığı anne sağlığı açısından. Yani hayvan yumurtluyor yoksa normalde öyle bir sıkıntımız yok. Kesinlikle. 15 günde yok. Bir hayvan yumurtluyor onu demek istedim yani 15 evet, günde. Evet. Ama ne olacak işte 2 yılda yapacağı yumurtayı normal şartlarda veya işte 5 yılda yapacağı... Ha 5 yılda yapacağı yumurtayı 1,5 senede yapıyor hayvan da yıpranıyor. Aynen. Sistem göçüyor. Aynen. Yani, bu sefer sağlık sorunları meydana geliyor. Yavrularda da sağlıksızlık meydana geliyor. Yani yavru da tam şeyde olmuyor. İstenilen irilikte, istenilen şeyde olmuyor. Peki sağlık sorunlarıyla ilgili yaşadığınız, karşılaştığınız şeyler neler? Genellikle solunum yollarında rahatsızlıkları yaşadık. Zaten ben bu süs kuşlarında daha çok rastladım buna. Hı hı. Onlara başladıktan sonra daha çok bu sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya başladık. Solunum sistemlerinde arızalar oluyor. Üst solunum yollarında. Onun için takip ediyoruz yani. Kullandığınız doğal bir şey var mı? Üst solunum doğaldan için? Ziyade daha çok ilaçlar kullanıyoruz. Ha, ilaç takviyesi yani veterinerlere danışıyoruz. Ha. Arkadaşlarla birbirimize bilgi aktarımı oluyor bu konuda. Çok yardımlaşıyoruz aramızda. Ne güzel. İlaç temininde. Aşı anlamında bir çalışmanız var mı? Aşılarını mutlaka yaptırıyoruz. Veteriner kontrolünde. Aşının koruyucu olduğuna ben inanıyorum. Ha, tartışılıyor aşı. Hani bir iki çeşide karşı ama direncini arttırıyor. Ya kesinlikle o evet, şimdi boşuna evet. Üretilmiş bir altı şey değil. 6 ayda bir aşılarını yaptırıyoruz. Evet, evet. Kışa girerken ilkbahar. Şimdi 2 ay sonra bizim aşı zamanımız. Şimdi Mayıs'ta. Bir de bazı kişiler şimdi sizde butik bir kümes. Evet. Az ve öz hayvan. Biraz evet kendi çapımda. Zevkine biraz daha hani ticari tamamen, boyutu pek fazla yok benim. Evet tamamen o bir amaçlı butik bir kümes. Evet. Butik hayvanlar hepsinden evet. Birer takım güzel güzel. Bazı yerlerde evet. Tabii kalabalık evet. Bakıyor. Ona da saygımız var ama kalabalık kümeslerde kontrol biraz dağılıyor. Mutlaka. Kontrol dağılıyor. Orada bakım eksikliğinden kaynaklanır. Yani bakımını evet. Mutlaka zaman yaptığınızda çok kuş çok emek sarf etmek lazım. Birazcık o emekten kıstığınız zaman bir kısmı ihmal olur bence. Evet, yani. Evet. Şimdi aşı anlamında da şimdi dediğim gibi kalabalık bakılan kümesler var. Kalabalık bakılan kümeslerde adet fazla olduğundan işte rakamı sallayayım ama 1 lira diyelim. İşte 200 evet. Tane hayvan var. 200 lira büyük maliyet gibi görülüyor. Evet. Tabii bu böyle değil. Değil. Kesinlikle aşıyı ihmal etmememiz lazım. Aynen. 20 tane de, 30 tane de, 50 tane de, 200 tane de varsa aşıyı aynen. Mutlaka aynen. Yaptıralım. Şimdi dediğiniz rakam bir tane kuştan fazlasıyla alıyorsunuz onu. Yani ticari anlamda baktığımız zaman. Aynen öyle. Bunlar bunun... kendi geri dönüşümü var yani. Kesinlikle. Yem parasını çıkarıyor. Masraflarını çıkaran hayvanlar. Aynen öyle. Geri dönüşü var yani. Evet. Ticari geri döngüsü de aynen öyle. Geri döngüsü de yüksek. O yüzden diyorum ki ben her zaman izleyicilerimize mutlaka veteriner hizmeti alsınlar. Kesinlikle.
kesin. Cüzi rakamlar. Bilinçli ciddi veteriner cüzi hizmeti. Şimdi burada şey de var. Kulaktan duyma, deneme yanılma yöntemleriyle ama zaman kaybediliyor. Onları biraz açmamız lazım. Yine tıp kökenli bilgilerle hareket etmek lazım. Yine veteriner bilgisiyle hareket etmek lazım. Çünkü deneme yanılma yöntemi hani 3 tane nohut koy suyun içine işte ver. 2-3 kaşık yoğurt koy suyun içerisine ver tamam da onu tamamlayan bir şeyler olması lazım. O hastalığı onunla iyileştirmedim. 3 gün geciktiğin zaman bu hayvan bu sefer daha ilerliyor rahatsızlığı. Bir de hastalığın boyutu da önemli. Yani evet, ne aşamada? Evet. Tamam dediğiniz gibi belki yoğurtla iyileşmiş ama onunki 3 gün önce hasta olmuştur. Sizin hayvanınız 13 gün önce hasta olmuştur. O zaten aşmıştır. Hastalık konusunda sona gelmiştir. Son evreye gelmiştir. Sizinkine yaramayacaktır. Ama hani bunlar ilkel yöntemler. Onun yerine dediğim gibi yani bilinçli veteriner kontrolünde. Veterinerlere danışarak. Bizim bir de kesinlikle sayfamız da var. Hı-hı. Veterinerlikle ilgili. Hı-hı. Arkadaşlar danışıyoruz. Facebook'tan. Soruyoruz. Dışkı örnekleri gönderiyoruz oraya. Analiz ediyorlar onları görsel olarak. Evet. Ve bize bilgi veriyorlar. Genelde doğru. %90 gibi doğrulukla bize yardımcı oluyorlar. Zaten yani en büyük, en rahat anlama yöntemi dışkı şekli. Evet, evet. En çok oradan belli ediyor dışkısında. Kümeste bizim gözlemlediğimiz birinci unsur o. Sağlık olarak kümeslerin önlerine bakarım. Hangi hayvanın ne... Ya bu işi yapıyorken bir kümesle bir bütün olmak lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle hayvanı çok iyi tanımak lazım, tabii, kümesi çok iyi tanımak lazım. Gözlemlemek lazım. Aynen öyle. Yani sizin yaptığınız yanlarına şekilde vakit geçirmeniz lazım. Evet, yani hobi amacıyla bakarsak evet, bunları zaten çok iyi gözlemliyoruz. Şimdi mesela şurada görüyorum bir hayvan ayağı aksıyor. Bunu direkt görürsünüz. Evet. Ama bir hani 200 hayvanlık, 300 hayvanlık alsat yapan bir kümeste bunu göremezsiniz. Ben onu fark edemezsiniz. Bizzat kendisini veterinere götürdüm. Bir dostumuz var, veteriner arkadaşımız. Evet. Götürdüm. Bunun dedi eklem yerinde, dizinde bir rahatsızlığı var. Hı hı. Çaresi yok. Yani o çok ilerlemiş. Bana o şekilde sattılar onu. Hı. Ben de o nazarlık olarak tutuyorum kümesimde. Ona bakıyorum. Ziyan güzel, etmiyorum. Maşallah. Ziyan etmiyorum. Yine orada özel olarak ilgileniyoruz. Hap veriyorum. Bir tane hapı var. Biraz iniyor şişliği. Hı hı. Fakat tekrar nüksediyor gene. Yani tam iyileşmiyordu veteriner arkadaşın dediği gibi. Hı. Orada artık kronikleşmiş bir eklem, diz eklemi rahatsızlığı var bunun dedi. Evet. Bu dedi tekrar nüksediyor. Belki hani o kireçlenme dediğimiz tarzda mı? Ama dediğiniz biraz gibi en azından çare arıyorsunuz. Çare arıyorum. Yani o kuş benim için manevi değeri var her tabii şeyden önce. Onların bir canlı olduğunu. Ben sabahları kahvemi burada içerim. Güne keyifli başlıyorum onların vesilesiyle. Akşamları çıkarım buraya. Çayımı burada içerim. Gözlemliyorum. Saatlerce durduğum var burada. Evet. Onları gözlemliyorum. Bu günüm, işe, günüm güzel bitiyor. Bu işe onlarla gerçek gönül vermiş bir kişisiniz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ne güzel. Severek yapıyorum. Ne güzel. Severek yaptığımız bir uğraş. Emekliliğimizde bir hobi oldu bize. Ne güzel. İyi de olmuş. Gayet de güzel olmuş. Şimdi hünkârları biraz daha tanıyalım. Evet. Başka bir tür isterseniz tanıtayım bakalım size. Bakalım. Evet. Sırasıyla. Birkaç rengimiz evet var zaten hünkâr konusunda. Sizin koleksiyonunuz bayağı geniş maşallah. Evet, birkaç çeşidi var. Bunlar sarı ozan. Hı hı. Bir tanesini vereyim size. Ben ilk bunlarla başladım. Hünkari bunları evet gördükten sonra bu kuşa hayran olmamak mümkün değil. Çok özel rengiyle, yapısıyla, türünün de en güzel örnekleri bunlar. Orada bir tane de sizin, daha sonra inşallah detaylarda çekeceğiz onu. Evet, size gayet böyle evlat gibi alışık olan bir tane bunu var. Dışarıdan aldım, o da benim elimde büyüdü. Hı-hı. Onlar da bizde büyüyenler. Hepsi de aynı renkte geliyor. Bunun renk özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Bunların gövdenin tümü renkli. Geldi yine. Evet, o benim yanımda o. Alışık bana, elimden yem yer. Üstümde, omuzlarımda gezer. Ne güzel maşallah. Her tarafı bunların desenli. Tüm gövdesi desenli. Ha, biraz zaten önce bahsettiğiniz gibi. Evet, onun iki diğerlerini gruba ayrılıyor. Bir gövdesi düz beyaz, kanat üstünün renkleri farklı. Hı hı. Bunların ise gövdesinin her tarafı çam kabuğu dediğimiz bir hı hı desende. Bunun siyahı da vardır. Arap ozan dediğimiz bir o ırktan yok bende. Bir o türden yok. Irk değil. O renk. Bir tek o renkten hı hı yok elimde. O da benim hedefim önümde. Ne güzel. Onu da inşallah iyi bir türünü arıyorum. İyi bir rengini arıyorum. Kendi örneğini İyi temsil eden bir çift arıyorum. Onu da bulacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Allah gönlünüze göre versin. Sağ olun. Olur Allah'ın izniyle. Bunlar anaç bir hayvan mı? Anaç. Anaç. Burada ne kadar sürede burada ergen oluyor? Diğer kuşlar gibi mesela hani 3 ayda eşit tutuyor mu yoksa hünkârla biraz yaklaşık daha mı? Evet, doğru bir rakam dediniz. Ha? Yaklaşık 3 ay gibi çok farklılığı yok. Hı.
Diğerlerinden çok farklılığı yok. Yani yumurtlama dönemi, yetişkinle geçiş dönemi. Hı hı. Çok uzun değil. Evet. O sizden ben alamıyor kendimi. Ben kümese girdiğim zaman omuzuma gelir konar. Evet. Maşallah. Ben hünkârıda zaten bunu bulduğum zaman onlardan ayrılamadım bir daha. Yani dediniz ki bundan sonra... Kanlı, evet. Çok sıcakkanlı, çok cana yakın hayvanlar. Siz de iç içe. Hı hı. Sizi tanıyor. Keyif veriyor yani. Evet. Bir de şeyden bahsettiniz, akıllılıktan bahsettiniz. Ne gibi, ne gözlemlediniz? Mesela hünkârı çok akıllı bir hayvan dediniz. Zekiler. Yani sizi sizin farkına varıyorlar. Yani sizi, hı-hı, fark ediyorlar. Ne yaptığınızı gözlemliyorlar. Bir de yakın olması. Sizin varlığınızın bilincindeler. Yani tamam, diğerler de bilincinde ama ürkek. Korkuyorlar. Diğerler, hı-hı, sizden korku duyuyor. Ama bunlar sizinle yakın temas kuruyor. Evet. Temas alışverişi var bunların. Bir nevi biliyorlar yani sizin patron olduğunuzu. Sahip sizin olduğunuzu hissediyor. Evet. Onunla ilgilendiğinizi hissediyor mutlaka. Zamanla yakınlık duyuyor. Mesela, evet, bundan kendi elimle de besledim ben bunu. Onu unutmuyor hayvan ki sürekli benim mesela o yaklaşık benim 7-8 aylık kuşum. Hı-hı. Yetişkin olduktan sonra, size ihtiyacı kalmadıktan sonra eğer sizi terk etmiyorsa, hafızasına bunu tutabiliyorsa onun zeki olduğunu gösteriyor. Kesinlikle sizi öyle tanıdığını gösteriyor. Yani. Aynen öyle. Benim bir takım şu bu siyahları aldığım, onları da göstereyim. Bunlar da yine gövdesi beyaz olan türlerimizden. Hı hı. Bunların da kuyruk deseni, kanat, biraz farklı. Bunlar da kuyrukta o padişah mührü dediğimiz mühür yok. Şu siyahlarda yok sadece. Hı. Ve devamında da gelmiyor. Yani diğer türlerde de yok. Bendekilerde bir arıza olarak ben baştan öyle düşündüm. Acaba dedim bunların soyunda mı bir şey var? Yok. Sadece şu kanat üstü siyah olanların padişah mührü dediğimiz o damgalar yok. Evet. Bir tek bu türde yok. Şurada var örneği. Evet. Aynen. Bunlar düz. Siyah olan düz. Bunlar düz, evet. Bunda o yani bu bir kusur olan değil, ırkın kusur özelliği. Değil. Bu rengin özelliği. Bu rengin özelliği. Bu rengin özelliği. Belki de yavrusunda da sürekli o şekilde vermesi onun safkan olduğunun da bir göstergesi. Evet, evet. Bilezikler de takıyorsunuz. Üretim takibi için mi bilezikler? Üretim takibi senesini belirlemek için. Evet, yavruların yılını, yaşını belirlemek için. Anne baba da kayıtlı. Yaşını belirlemek için bir de eğer aynı renkten iki çiftiniz varsa hangi, hı-hı, çiftten geldiğini yavrunu belirlemek için farklı renk takıyoruz. Pedigri dediğimiz olay? Bizde kayıtlı değil. Yani derneğimiz bu hünkârıyla ilgili bir derneklerimiz yok. İnşallah. Biz kendimiz takip ediyoruz. Bu işlerle uğraşan... Ben şu yavruyu bu anaçlardan aldım şekliyle bilmek açısından, evet, takip ediyoruz. Yani buradan da inşallah söyleyelim, hani bu işlerle uğraşan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz varsa, evet, bu işe vesile olsunlar, hünkârıya da sahip çıksınlar fazlasıyla. Hünkârıya sahip çıkalım çünkü bu bizim kendi ırkımız. Öyle diyorum. Öz yani, ve öz ırkımız. Evet, şimdi bakıyorum, evet, süs güvercini. Adı süs güvercini. Bizim için milli değer diyoruz. Evet, servet. Servet öyle. Yani bu bir servet değerinde bir hayvan. İşte Hollanda'nın bilmem bir güvercini var. Ona diyoruz, vay, evet, Hollanda'nın güvercini. Evet. Bizim de var. Evet, var. Hem de çok üstün. Diğerlerinden hepsinden çok üstün tuttum. Hepsinden üstün, hepsinden zeki, akıllı, asil. Kesinlikle, aynı. Çok asil. Duruşuyla, yani, zaten bunlarda bir de duruş aranır. Şu tay duruşu mesela. Evet. Baş geride. Yani bu görsel olarak göğüs ileride, fırfırı önünde, gülü. Şimdi Çayka her süs kümesinde var. Evet. Rostov her süs kümesinde var. Evet. Sepet kuyruk, işte ne bileyim, evet, balon, evet, her süs kümesinde var. Hünkâr neden yok? Benim takıldığım şeylerden birisidir bu yani. Biz hani, evet, elin yabancısını kuşun özeniyoruz ama buna da özenelim, evet, lütfen. Birazcık daha ağırlık verelim diyorum yani. Kesinlikle. Ben hünkârı benim için yeri ayırıyorum. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bakımının zor olduğunu söylüyor ama zaten burada biraz zorluk bize daha çok keyif veriyor. Ben eğer bununla uğraşıyorsam zamanımı buraya gelip ben boş oturduğum zaman benim canım sıkılır. Evet. Bunlar bana iş çıkartmaları lazım. Onları beslemem açısından, onlarla ilgilenmem açısından. Bahsettiğim ırklar biraz bedava, aynen, ırklar aslında. Kesinlikle. Kendi yavrusunu kendi büyütüyor. Aynen. Yani yılda... Biraz ticari mantıkla bakıldığını da düşünüyorum ben. Hatta görsel olarak da keyif verir sahibine. Ticari döngüsü biraz daha zayıf mı diyorsunuz hünkârın? Yani üremediği için çok fazla. Hünkârının, evet, ticari boyutu daha zayıf şöyle. Hep o dediğiniz gibi bakımının zor olduğundan kaçarlar. Hı-hı. Yani kolay olanı tercih ederiz. Hı-hı. Ama bence zoru başarmak en zor olan, tabii, en değerli. Doğru olan o. Zoru başarmak en değerli. Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi elimizde başka hünkârı rengi kaldı mı? Hünkârı inceleyeceğim. Şu bir de şu renk var galiba. Aynısının kahverengisi. Bir tane tek var, evet. Ona
Bu evet. Az önceki sizin elinizde bıraktığınızın kahverengisi evet. Galiba bu. Çikolata dediğimiz kül rengi biraz daha. Onda da yine aynı mühür yok. Aynen. Şu deseninde yok galiba. Bu deseninde yok. O desende yok. Bu desende mühür yok. Ben bu siyahlardan geldi bu renk. Bir de yine kardeşi var. Bu siyahlardan bu geldi. Zamanında bu renkle de çalışılmış bu türde. Muhtemelen. Muhtemelen çalışılmış. Renk bulamadığı için olabilir. Kesinlikle. Bunları iki tane verdi. Diğerlerini siyah verdi. Ama o bir kırmalık değil. Onu da söyleyelim. Yani şimdi çikolatayı vermiş de siyah. Tabii. Şimdi bu da kendi orijinal rengi. Hünkari. Kırmalık yok. Evet. Mango değil ama hünkari. Renk tonu sadece. Evet, renk tonunu karıştırmış. Ne var? Kare. Bunda işte renginin siyahı aynısını kahverengiyle çalışmış. Kahverengiyle gelmiş. Evet. En azından şununla çalışmamış da. Gövde rengini değiştirmemiş. Renk. Daha zıt renk. Evet. Yani standartlara uygun bir renk aynen. Üretilmiş. Bu aynen. Da öyle bir şey. Yani standartlara uygun bir renk. Doğru bir çalışma. Bu renk de literatüründe var. Hünkari literatüründe bu da var. Hı hı. Ama literatürü maalesef biz yazmamışız. Maalesef. Bundan sonrasına inşallah ben tek amacım bunların en saf olanını ve devam ettirmeyi. Yani i̇nşallah. Benim verdiğim insan da bunun soy ağacını bilmesi. Evet. Alttan ne yavru geleceğini bilmesi. Nasıl bir kuşa baktığını bilmesi lazım. Yani. Tabii kesinlikle. Değerini bilmesi Allah lazım. Gönlünüze göre versin. Yani hünkâri işi zor bir iş ama gerçekten bunu başarmak. O kadar zevkli. Ya zor işler zaten öyledir. Keyiflidir yani. Mutlaka zevkli, keyiflidir yani. Kesinlikle. Hünkârilerden bahsettik. Uçurumundan bahsetmedik. Hünkârilerde uçum konusu nasıl biliyor musunuz? Dışarıda hiç uçurmadığım için onu tam bilemiyorum. Uçuran salmadık. Var mı tanıdığınız bildiğiniz? Fakat duyduğunuz? Uçmaları biraz daha ağır. Uçuran da bilmiyor. Yani süs hayvanı. Onu pek denemedik. Süs kuşu, içeride bakılan bir kuş. Yuvalarını hep aşağıda seçer. Dikkat ederseniz üsttekiler hep çaykadır. Uçuşu biraz ağır. Ağır gövdesinin evet. Ağır olması. Zaten bunların biri olması isteniyor yani. Daha çok o özellikleri önde olduğundan uçuşu vücut, biraz daha ağır. Vücut ağırlıklarından biraz herhalde hantallar. Aynen. Şimdi dediğim gibi çaykalara geçtik. Çaykalara bir bakım yapılmış bu arada onu söyleyeyim. Çaykalar onlar benim damızlıklarım. Damızlık bakımı yapılmış. Evet. Onlar kestiğimiz zaman yuvada yumurtaya zarar vermiyorlar. Yavruya zarar vermiyorlar. Tüyleri, paça tüyleri uzun olduğu zaman yavrulara zarar veriliyor. Yumurtayı dışarıya atıyorlar. Kürek gibi böyle üzerine geçiyor. İstemeyerek paçasını. De olsa. İstemeyerek de olsa dışarıya atılmasına vesile oluyor. Irk özelliklerinden, bu renginden biraz bahsedebilir miyiz? Bu renk biraz daha nadir bulunuyor. Nadir ırklar, türlerden, renklerden biri bu. Önünde perçemi olacak. Perçemi. Tepesi muntazam olacak. Enseye kadar devam edecek perçemi. Kanat üstünde rengi olacak bunun. Kanat üstünde gövde, yine çam kabuğu renginde renk. Olacak. Gövde düz renk. Alman posta renginde gövde. Şöyle mavi düz. Kuyruğu da bildiğiniz. Evet. Hani burayı görmesek burayı mavi posta deriz posta yani. Posta diyeceğiz evet. Evet, evet. O da kendi türünün güzel bir örneği. Kafa tipi altın baş, aslan baş diye tabir edilen evet, tipte evet. Üstü beyaz. Üstü beyaz olacak sadece. Perçemi de renk olabildiğince geniş ve basık. Bu biraz boz, ensede boz var. Aha. Aslında daha tam renk bu olması lazım. Benim bu şekilde hoşuma gittiğinden de tutuyorum onu. Ense biraz daha boz renk. İşin görsel boyutu. Görsel boyutu. O benim görsel. Benim gözüme hitap etsin. Irk standardı da çok da önemli değil ama tabii... Ben her zaman söylüyorum yani böyle bir erkek, bu bir erkek değil mi? Evet. Böyle bir erkekten tamamı böyle yavrular gelir. Geliyor zaten de öyle. Yani öyle yavrular zaten gelir. Zaten öyle geliyor. Hani kusur diye bakmayalım böyle şeylere. Bu göze hitap ediyor zaten dediğimiz gibi. Aynen. Süs hayvanı. Şimdi bazı arkadaşlarımız öyle diyor. Hani bu kusurlu. Bunu almayalım. Hani aslında baktığın zaman fizik olarak, kostüm olarak, şekil olarak olağanüstü bir hayvan ama burası beyazlığını... Kusur gibi görülüyor. Çok eskiden belki ırkının bir şeyidir orada. O da vermiş, bunu da vermiş. Diğerlerine vermiyor. Zaten yavrularına da gelmiyor yani. Ha, belki de bunun ana babasından 30 tane yavru alındı. Bir tanesi böyle bir çıktı. Bir tanesi aynen öyle. Evet. Öyle de diyebiliriz yani. Ama bunların altlarına çok güzel de şampiyonlar da gelebilir. Aynen. Irkının en güzel renkleri de gelebilir. Evet. Çaykalar uçucu, iyi uçucu bir kuş. Çok iyi uçucu. Sert uçucu yazın bir kuş. Bunları uçuruyorum. Öyle uçurdum. Mi? Evet, yazın uçuruyorum. Evet. Şimdi hünkârlar kümese girince onları kapatıp diğerlerini salma şansım olmadı. Hünkârları almadan önce bunları uçuruyordum. Evin üstüne geziyorlar. Fakat şey gibi değil, bir Mardin gibi takla özelliği, şey özelliği yok. Düz uçucu. Düz uçucu.
Düz uçucu. Çok yüksek uçucu da değil. Hı-hı. Evin etrafında geziyorlar. Ama tabii değerli hayvanlar olduğu sert için çok kuşlar, fazla. Sert kuşlar. Yani doğala yakın kuşlar bunlar. Çok sert çaykalar. Evet. Ürkekler. Biraz kendi durduğum, çalıştığım yere, uzak yere yuva tutmasını sağlıyorum. Çünkü yanına yaklaştığım gibi yuvadan fırlıyor. Yani şeyler, yabaniler. Bir de paçaları da var. Fırlarken yumurtayı da atıyor. Aynen. Üretimi bitiriyor. Yavrusuna orada zarar veriyor korkunca. Evet. Biraz da kendi durduğum noktada, çalıştığım noktadan uzak yerlere yuva tutturuyorum çaykalara. Çayka olarak kaç renk var elinizde? Şurada bir da bir rengimiz var. Bir bu elinizdekiler var. Evet, siyah işlemeli kanatlı olanlardan var. Hı-hı. Bu da beyaz gövdeli. Beyaz gövdeli, siyah evet. Paçalı. Evet. Ve kanat üstü kanat işlemeli. Kanat üstü işlemeli, evet. Bir de bunlar, bademi. Evet. Bademli, evet. Bu bir biraz farklı. Bu çift perçem. Farklı. O tek perçem mi? Tek perçem. Perçemin yerinde bir bademi var önünde. Bademi var, evet. Bademin dağılmamış olması özelliği taşınıyor. Farklı yerlerinde renginin olmaması, renk karışıklığı olmaması özelliği aranıyor burada. Renk karışıklığından kastımız şu. Beyaz gövdesinde beyaz buralarda gövde da üzerinde siyahlar atmışsa şayet geriden gelen bir karışıklık olduğu anlamında yorumluyoruz onu. Yani temiz olması. Gövdenin temiz olması. Böyle şöyle bembeyaz evet olması en makbul bu şekli. Makbul işte, evet. Bademi de çok fazla dağılmamış. Aynen. Göz hizalarına kadar. Düzenli olması. Evet. Bunun peki bir örneği daha var, sözünüzü ha, unutmayın. Bir tabii de çavuşlusu var, yine kolonlusu. Ha, şurada evet üstte bir gördüğümüz tane daha orada var. Onun da uzanıp alabilirim ben. Tabii sert hayvan olunca. Evet, çok sert. Anında elini gördüğü anda. Doğalla yakın hayvan. Bu dışarıdaki doğal kumrular gibiler. Bayağı aynı, sertler yani. Aynı. Bu da aynı gövde çavuşlu. Aynı gövdenin çavuşlusu. Dediğimiz şu aynı yavrudan tabii veriyor. Biraz tüylerini. Elle alışık olmadıkları evet, için normal. Aynı. Hı. Onunla aynı şeyde anne babadan da geliyor bu. Aha. İkisi birlikte çalışılıyor bunlar. Yani farklı sayılmıyor. Bir kolonlu verir, bir işlemeli verir. Aynı anne babadan gelir onlar. Ha, anladım. Yani farklı az önceki anlamda, bahsettiğimiz konu gibi hünkârlardaki. Sakson çaykayla bu ya, farklı ama işlemeliyle bu kolonlu farklı değil. İkisi birlikte çalışılabiliyor. Zaten ırk standartları da aynı. İkisinde de badem var. Kesinlikle. Gövde renkleri beyaz, paça kesinlikle renkleri siyah. Bir tek işleme konusu var. İşleme konusunda evet şey yok, farklılık yok. Yani ikisi birbirine yok, eşlenebiliyor. Eşlenebiliyor, evet. Ama ne var? Altlarından gelecek olanları takip etmek lazım. Yani doğru olan eşlenmemiş olur. Her ikisinden de veriyor. Birebir verebiliyor. Bazen ha düz işlemeli verebiliyor. Her ikisine de yıllık veriyor. Üretimleri nasıl bunların kapasiteleri? Ne kadar yavru alabiliyorsunuz? Yine güvercinlerde bunlarda kendisi bakarsa yine dediğim gibi o 45 gün gibi bir sürede bir çift alabiliyorsunuz. Hı. Yani 18 gün yumurtada yatma süresi, işte 15 gün yumurtlama süreci. Ha. 45 gün gibi zamanda bir çift yavru alabiliyorsunuz. İkinci yumurtayı evet alabiliyorsunuz. 7-8 ağız. Kışın 2 ay dinlendirmekte fayda var hepsini. Erkekleri dişileri ayrı bölümlere alıp dinlendirmek. Onu yapıyor yani musunuz peki? Diş erkek ayırıyor musunuz? Yapmadım. 2 senedir zaten bu süs kuşlarına ha, geçtim evet ben. Onu yapmadım ama yazın sıcakta da bunu yapmayı uygun görüyor. Ustalara da biraz danışıyoruz böyle eski evet bilen arkadaşlara. Yazın çok sıcakta, Temmuz, Ağustos gibi yapmayı düşünüyorum. Çok sıcaklarda hayvanların dinlenmesi, tüye girdikleri zaman yumurtadan ayırmak eşleri. Dinlendirmek tabii iyi. Hayvanda moralman rahatlatıyor. Kesinlikle. Ha, o sürede zaten yumurtlamayacak ama ayırmış olmak daha güzel. Daha sonra daha sağlıklı yavru alacağımız için tabii çok yavru birinci planda da değil. Yani çok yavru üretimi değil. Kuşların sağlıklı olması çok önemli. Doğru, alacak üretim olduğumuz yavrunun da sağlıklı olması çok önemli. Evet. Yani daha çok yavru evet belki ama sağlığını yitirdiği zaman bize yavru da veremeyecektir. Doğru. Şurada karşımda yem çeşitleri var. Kaç, 6-7 çeşit görüyorum şu anda orada üsttekinle evet beraber. 10 çeşide falan yakın herhalde yeminiz var. Bizim karışık almış olduğumuz yemde daha da fazla. 18-20 çeşit karışım var içinde. O şey, süper karışık diye bildiğimiz evet, hazır evet, olan evet süper karışıklar ben var. Ben genelde onu kullanıyorum. 6-7 çeşit yemi karıştırıyorum. Yavrulara veriyorum ben onu. Hmm. Yani ağızdan yavruları besliyorum. Siz kendiniz birebir. Kendim birebir elle besliyorum. Elle besliyorsunuz. Evet. Onu o şekilde kullanıyorum. Kümesleri yaparken nelere dikkat ettiniz? Yani sizin için en önemli şey neydi? Kümesler için o kadar güzel materyaller var ki. Mesela bir ızgara eskiden yoktu bunlar. Kesinlikle. Şimdi çok güzel malzemeler var. Sulukları orijinal, her şeyiyle orijinal. Ben işte dediğim gibi önceki tecrübeme dayanarak yuvalıkları çift yapmaya önem verdim. Yani iki taraflı kullanabilmesi için.
birinde yavru varken diğerine yumurta bırakabilmesi için, temiz yuva tercih edebilmesi için. Onu yapmazsak orada yavrusu varken bir başka yuvaya gidiyor, kavga ediyorlar. İçeride huzursuzluk çıkıyor. Yuva arıyor içeride, kümes içerisinde. Zemin temizliği için bu ızgaralar çok faydalı oldu bize. Vaktim yok diyenler için de rahat aslında. Kesinlikle rahat. Ha, yani şimdi bunu evet. Her gün temizlemiyorsunuz. Ne kadar üç, mesela? 3 ay gibi, 2,5-3 ay gibi altına gazete seriyoruz. Gazeteleri topluyorsunuz, yine yıkayıp ızgaraları koyuyorsunuz yerine. Zaten şöyle diyelim, hani 3 ayda evet. Bir bunu temizleyecek bir vaktiniz yoksa bu kuşçuluğu yapmasakız. Aynen öyle. Zaman ayırmanız lazım. Onların bir canlı olduğunu unutmamamız lazım. Yani 3 ayda dediğim gibi bunu temizleyecek bir vaktiniz yoksa bu kuşçuluğu, bu hobiyi kimse yapmasın. Kesinlikle. Yani o anlamda çok rahat, çok da güzel kullanışlı ekipmanlar. Evet. İyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle yerinde kullanmak lazım. Peki farklı gösterebileceğimiz, anlatabileceğimiz ırk ne var bakmadığımız kümesinizde? Volski'ler var. Volski son bir yıldır sanırım yaklaşık evet. Aşırı derece popüler oldu. Çok popüler oldu. Nedir peki bunun popüler olmasındaki? Bana da sevimli geliyor. Yani kelebek gibi uçuşuyla içeride görsel açısından kümesi güzelleştiriyor. Bana da güzel göründü. Peki ırk standartları neler? Biraz ırk standartları küçük boyut olması aranıyor bunlarda. Olabildiğince minyatür. Minyatür olacak. İşte renk karışımı olmayacak. Yine kanat üstü beyaz olması lazım. Paçalar beyaz olacak. En iri paçaları tercih bol ediliyor. Paça. Bol paça tercih ediliyor. Kuyrukta yine hünkârlarda olduğu gibi bir mühür olacak sonunda. Başından sonra şu mühür evet, olması, devam, olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz evet. Bunların tepelileri de var. Yine tepeli ırkları da var. Benimkiler düz. Çene altındaki bu yaşmak olacak. Bunun düzgün olması. Şöyle bir evet, döndürürsek evet, ha. Evet. Çene altındaki şu yaşma sakal olması lazım. Yaşma, sakal olması olacak. Lazım. Evet. Bunlar da paça bakımları renk yapılmış. Karışım, şu kesme düz olması lazım şurada. Şu alttaki kesme düz olması aranıyor. En önemli kriterlerden birisi de sanırım kahverenginin tonunun aynı olması. Aynı düz kahverengi. Yani koyu ise koyu olması lazım. Kuyruğa kadar koyu gitmesi lazım. Şimdi daha sonra yani sarıya dönmemesi lazım. Bazılarında oluyor mesela şuraya kadar kahverengi. Buradan sonra yavaş yavaş açılıyor. Sona doğru iyice açılıyor. Evet, açılıyor. Yani o istemediğimiz bir özellik. İstemediğimiz. Her ırkta bir özellik arıyoruz ve o özelliği arıyoruz. Biraz da bunlara bizi çeken de onlar. Ama tabii bu anlamda doğru üreticilerle kesinlikle bu işi yürütmek lazım. Doğru kesinlikle edineceksek iyi üreticileri, doğru üreticileri bulmak hangi lazım. Hangi ırk olursa olsun özünü korumak lazım. Kesinlikle. Biz bunu bir gün bırakacağız da belki. Hani yorulduk diyeceğiz. Belki bırakacağız. Bıraktığımız zaman birine verdiğimizde o da aynı o saf ırkı devam ettirmesi lazım. Bayrak yarışı gibi. Böyle bunların geçtiğimiz, saf kalması lazım. Evet, tüm ırkları. Geçtiğimiz programlarda bunun beyazını görmüştük. Ferhat kardeşimize de buradan selam olsun. Ferhat Öztürk'e. Bize anlattı mesela evet. Volski ile evet. Omski arasındaki farkı. Evet. Biri yuvarlak kafa, biri işte evet. Geniş kafalı falan filan. Yani baktığınız zaman videoda bakıyorsunuz ikisinin evet. Arasında çok küçük bir fark var. İşte o evet. Biraz önce bahsettiğimiz çaprazlamaları yapmamak evet. Lazım. Kesinlikle. Doğru hayvanı bulmak lazım. Aynen. Şimdi bunda mesela titrek özelliği var. Birinde var, birinde yok. Evet. Omski de var. Duruş evet. Durduğu zaman kafayı geri çektiğinde kuyruk dik duracak. En belirgin özelliği olacak, zaten titrek olacak. En belirgin evet. Özelliği kuyruk zaten. Kuyruğun dik olması dik. Kendi özelliği o zaten. Hayvanın kendi özelliği. Kafa, göğüs yani. Komple dışarıda açacak. Kafayı olabildiğince geri çekecek ve gagayı gövdenin içine saplayacak. Evet, evet. En belirgin özellikleri. Evet. Ama buna da yapmamız gereken çalışmalardan birisi paça bakımı. Kesinlikle. Eğer damızla ayırmışsak bunun paçalarını da kesmek lazım. Aynen bunun gibi. Ben kesiyorum. Yine de çıkmış bile. Yani bunları evet, takibini bırakmamız lazım. Arada yine evet. Bunları almak lazım. Fakat bunları alırken ben de birkaç defa o hatayı yaptım. Çok dipten kesmemek lazım. Şu tüyden kanama meydana geliyor. Buradan o arkadaşlara keserken dikkatli olmalarını, çok da dipten almamaları lazım. Evet. Tüyden kanama meydana gelebiliyor. Oluyor evet. Tüy içerisindeki kılcal damarlardan. Oluşmuş herhalde. Olan tüylü. Bu şimdi aynen. Yarım oluşmuş bir tüy. Yani bu oluşmamış. Evet. Şu tüy oluşmamış. Çok bunu kesersek bunda lazım. Mutlaka kanama oluyor. Aynen. Bizim kümesimizin sosyetelerini de tanıtalım. Şimdi evet. Kameraman arkadaşımız onu aldı. Bize vermek istemiyor. Evet. Bayıldı buna. Evet. Daha önceki evet. Çekimlerimizde de
Bunu evet. görmüştü. Bize hatta söyledi. Hani modacılara bir şeyler vesile oluyorsa, evet. podyumlarda yürüyorsa kesinlikle görüyorsun öyle. İşte mankenleri kocaman kocaman kesinlikle yakaları. Öyle. İşte Cenab-ı Allah yapmış. Evet. Biz de onlardan doğadan özene bir şeyler yapmış, evet. bir şeyler özeniyoruz. Kesinlikle. Bir şeylerden esinlenerek yapıyoruz. Bunu giderken alacağız Asil. Tamam. Asil kardeşimize vereceğiz bunu. Alsın. Arabamızın evet. bir köşesinde baksınlar evet. artık. Şimdi evet. Gayet güzel ama maşallah. Yani yaradanın mucizesi derler ya. Çok yaradanın güzel. Mucizesi. Süs güvercini deyince de bu herhalde zirve süs herhalde güvercini bu. Yani. Evet, süs güvercini. Bizim programımız adı süslüyse kesinlikle. Alın size süslü. Süslü. Evet. Alın size süslü. Kümesimizin jet sosyetesi bunlar. Evet. Biraz bahsedebilir miyiz? O biraz büyük olduğu için o kümese fazla da sığamadı galiba. Bunları yakında Ferhat kardeşimizden temin ettim. Hı-hı. Sağ olsun bana bilgi olarak da çok yardımcı oldu. Arayan herkese de oluyor sağ olsun. Yani arayan herkese de oluyor. Kuş temininde de çok yardımcı oldu. Hı hı. Ondan aldım. Bunlarla yeni tanıştık diyeyim. Aha. Çok özellik olarak evet düz renkleri de var. Diğer renkleriyle ilgili çok fazla bilgim de yok. Hı hı. Ferhat kardeşimizden bunların devamında öğreneceğiz. Bu beyaz gövde üzerine kahverengi işlemelisi. Evet. İri bir kuş. Almond da denilen bir tür bu renkli. Aha, renkli olanlar. Aha, aha. Birkaç renk. Birkaç ayrı rengi barındıran. Hı. Bir de düzleri var bunların. Süper bir süs hayvanı. Maşallah. Evet. Allah can pekli versin. Biz keyif aldık. Ben Allah razı çok olsun. Memnun oldum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten keyif aldık. Güzel hayvanlarınız var. Çok ilgileniyorsunuz. Gerçek bir hobicisiniz. Bu anlamda ben gerçekten sizi tebrik ediyorum. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicimiz, Bursa Bağlarbaşı Mahallesi'nden bugünlük aktaracaklarımız sizlere bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık.